Beyler merhaba, nasılsınız? Merhabalar. Valla çok iyiyim, hiç kimse elenmedi. Bu hafta yine aynı kadro devam, o yüzden çok mutluyum. Aynen. Bakalım bu haftanın sonuna ne olacak? O kadarını bilmiyorum tabii. Ama isterseniz gelin ilk günün değerlendirmesiyle bir başlayalım. Çok iç açıcı değil çünkü. Önce Aycan ve Didem, eltiler. Kimler hakkında konuşmuş bu evde? Bir ona bir bakalım, tartışalım, sonra geliyoruz yavaş yavaş. Peki bu Tuğçe'yi ne diyorsun? Bilmiyorum. Tüm kibetelerde gördün mü şuraya girdiğini, size anlatmıştım ya. Alan yaratıyor diyor. Dikkat çekmeye mi çalışıyor? Söyledim. Alan. Ben onu izlerken söylüyorum. Biliyorsun lafım sakın ama diye dikkat çekmeye çalışıyor. Adamın ilgisini çekip peşinden koşturtup bakın benim için birisi neler yapıyor ve insanlara göstermek istiyor. Bak ben de onu dedim. Tankut'un Tuğçe'ye olan sabrını, sınırını, sınırsızlığını belki de ilgisini böyle birilerine ispatlama çabası var. Ve pazartesiden beri diye bir yorumda bulundum. Ben öyle düşündüm. Bak benim için neler yapıyor. Peşinde gibi bir şey. Resim çiziyor anladın mı? Aynen. O beni daha çok istiyor. Bak bu bazı kadınları rahatlatır tamam mı? Mesela ben istiyorum ama o beni benim istediğimden daha fazla istiyor. Evet. Hani o daha çok seviyor. Bazı sözler bu kadınları rahatlatabilen şeyler. Bence Tuğçe'de o kadınlardan. Şu an özellikle bunu ispatlama çabası var. Yani ben bunu anladım. Evet, finalden beri konuşuluyor galiba bu. Evet, şimdi bir arkadaşlarımız yorum yapmış ama bu benim hoşuma giden bir şey değil. Çünkü Tankut ne kadar açık öngörüşlü olsa da ataerkil toplumun gibi o tarz yaşamayı seven bir insanım. Benim ona bir şeyler yapmam gerekiyor. Ama öyle başka şeylere takıldım ki adamla ilgilenmeyi, bir şeyler yapmayı unuttuğum için o yapıyor. Bu benim ayıbım olarak aslında devamlı peşime geliyor, kahvaltı hazırlıyor. Benim ona yapmam lazım. O kadar başka şeylere koptum ki ben. Bence bu benim hoşuma gitmiyor. Karşılıklı yapılmalı ve ben karşı evin erkeklerinin benim için ne yaptın ki sorusundan çok sıkıldım. Evet. Adayımsan bir şey yap. Evet, benim için ne oldu? Asla burada sadece, bu sadece burada 3 ay Berker dedi de ne oldu? Yani niyeti varsa bir insanın sen yaptın ben yaptığımı beklemiyor. Ama benim için yani ay benim için şunu yaptı bunu yaptı, ben erkeği biraz daha farklı tutmayı seven bir insan, bu benim hoşuma giden bir şey olmaz yani. Bak bana böyle yapıyor şöyle yapıyor. Yani başka şeylere saklanacağına kadar, mesela. Evet başka şeylere o kadar takıldım ki. O başka şeyler arkadaşların iddiası gibi Gökhan'ın eve gelişimi. Hayır, pazartesiden beri lafı. Tekrar yani söyleyeyim. Ben hep derim ya odada bir fil varsa görmezden gelemeyiz. Pazartesiden beri lafı, yani geçtiğimiz pazartesi Gökhan'ın eve girişi. 2x2=4. Tekrar söyleyeyim, net bir şekilde söyleyeyim. Asla ve katiyen değildir. Ağzımdan da böyle çıkıyordur, kalbimden de böyle çıkıyor, aklımdan da böyle geçiyor. Asla bu değildir. Çok teşekkür ederim. Koşuyor, bir şeyler yapıyor. Ama peki benim, sen öyle bir kadın mısın? Erkeğim beni benden daha çok seviyor ve yok, istiyor. Ben erkeği peşinden koşturuyorum türlü. Ben onu sevmem. Yani ben kadın, benim çünkü hayatım erkek olmadı. Yani annem babam ayrı. Babamla az vakit geçirdim. Abim yok, dayım yok. Ben daha çok yapmak isterim. Kadın dediğin bana göre daha çok yapmalı ama ben bunu yapmadım, yapamadım. Umarım bundan sonra böyle olurum. O her ne kadar fark etmez, ben yapıyorum, bunu mutluluk duyuyorum sana bunları yapmaktan dese de benim daha fazla yapmam gerekir. Bakın, bu benim ayıbımdır. Unutmamanız gereken bir şey var. Kimse kimseye iyilik diye onu sevmez. Sen beni severken ona iyilik olsun diye mi seviyorsun? Hayır. Ay acıdım, ben sana bir aşık olayım mı diyorsun? Yok asla. Niye? Kendin için seviyorsun, evet, aslında. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden kendin için sevdiğin birine içinden geleni vermek kadar doğal bir şey yok. Dedem, bunun gramajı da yok. Bir şey sormak istiyorum Tuğçe'ye. Tuğçe'cim sen burada mesela hani hepimiz hediye veriyorduk ya, ne günüydü o zaman, çiftler birbirine hediye veriyordu. Yılbaşındaydı galiba. Evet. Gökhan'a bile hani hediye veremediğin için böyle peçetelere bir şeyler yazmıştın. Evet. Ona müzik falan söylemiştin. Yani içinden gelerek onun için bir şeyler yapmıştın, mücadele etmiştin. Neden bu yönünü Tankut'ta göremiyoruz? Göremedim, gösteremedim işte, ben başka şeylerle ilgilendim. Yapmak istemedim, içimden gelmedi. Daha farklı söz. Gözlerimle ona gittim. Maddi olarak değil, yemek değil, o değil, bu değil ama... İçimden gelmedi lafı dedim. İçimden gelmedi. Çünkü ona yalandan alayım da götüreyim diye. İşte simit yaptım geldiğinde. Bir şey yaptım, kek yaptım götürdüm. Birkaç tane böyle bir şey götürdüm. Aklımda yapmak istediğim başka şeyler var. Hatta burada söyleyeyim, atkı başladım ona. Atkıyı falan yapıyorum. Geçen haftanın benim içimdeki huzursuzluğu ve kendimce de garip hareketlerim, kendi içimde yaşadığım şeylerim bir şey yapamama neden oldu.
bu haftadan sonra içimden her ne gelirse yaparım zaten. Önemli onun içinden gelmesi zaten. Evet. Burada yani Allah'ımıza şey bin yapmam. Şükür muhtaçlar evinde değiliz yani. Aynen. Kimse iki sağında yumurtaya aşık olacak hiç, da değil. Hiç, hiç. İçimden yani, geldiği zaman yapacağım ben. Yaparım şekil yani. Önemli değil. Bir de tankta sorarım. Seda Hanım, evet ben Tuğçe'ye gerçekten elimden geldiğince her gün işte bir şeyler götürmeye çalışıyorum. Ama aslında ben bu götürdüğüm şeyleri kendim için yapıyorum. Ve kendimin olanı onunla paylaşıyorum. Evet. Yani ekstradan işte bak bu Tuğçe için yapmıyorum. Kendime olan şeyi onu düşünerekten paylaşıyorum. Paylaşıyor. Tuğçe'ye bakarsanız zaten kendisi yemek de yemiyor. Kendine de bir şey yapmıyor. Hani onun bana getirmesi için özel bir şey yapması İyi, evlenirseniz lazım. Ucuza gelecek. Evet evet. Ufak masrafı yok. Yok ya yedimi de yiyorum çok. Yani önemli olan paylaşmak bence. Gerçekten sizin de dediğiniz gibi içten gelmesi. Ben şu anda halimden memnunum. Yani Tuğçe'de bunu bir eksiklik olarak görüyor musun? Şu anda daha konuşmak çok erken. Daha görmüyorum ama hala gözlemliyorum yani sonuçta. Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Ortada çok ciddi böyle bir yola girmişlik yok. Var mı erkeklerden başka gözleme olan? Şunu söyleyeceğim Seda Hanım, daha yine bir şey dediniz ya. Erkekler işte bu soruyu soruyor diye bir şey dediniz. Evet. Bunu... Habire benim için ne yaptın? Benim için ne yaptın? Bunu sadece erkekler sormuyor. Kadınlar bana göre bu evde daha çok soruyor. Bilmiyorum ben erkeklerden bazen... çok gördüm. Hele bir kız adaylığını açıkladığı andan itibaren benim için ne yaptım başlıyor. Özellikle de kız açıkladıysa. Sanki hani mecbur. O birinden aday... hoşlanmak sanki yetmiyor da ona böyle bir şeyler yapması, rüşvet vermesi lazım. Ben onu anlamıyorum. Yo aday olduğunda... Aday olduğunda normal olarak karşılanabiliyor, bir bahane olarak görülebiliyor. Fakat ilişki içerisinde bir insan devamlı bir şeyler yaptığında bir süre sonra kendisi de bir şey görmek istiyor. Çünkü değer verilmediğini hissediyor İlişki kendisine. Alışveriş zaten. İlişki karşılıklı iki insanın birbirinin eksiklerini tamamlaması. Tuğçe hakkında Didem'le Aycan Eltiler dedikodu yapmışlar. Onları izledik. Ondan sonra yorumlar yapıldı. Ben Tuğçe hakkında şöyle düşünüyorum. Zaten söylemiştim de Gökhan geldikten sonra Tuğçe değişti mi? Evet değişti bence. Çünkü Tankut'la daha böyle bir yakındılar. Daha böyle el ele tutuşmaları falan vardı. Bir ara hatta soğudu. Ondan sonra tepki çekti. Ondan sonra tekrar Tankut'a döndü. Bence kesinlikle Gökhan'ın gelmesiyle bir alakası var. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak bilmiyorum. Sen iste kısmetse olur. Yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin.